Saat 20.45 Aykırı Sorular Saati'ndeyiz. CNN Türk ekranlarında ve CNN Türk Radyo'da sizinle birlikteyiz. Bugün aslında bir parti mensubu olan bir milletvekiliyle konuşacağız ama konuşacağımız konunun muhtevasının bir kısmı partiler üstü mesele. Türkiye'nin tarihten bu tarafa gelen bir yarası. Malatya Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Veli Ağbaba bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Veli Bey, neden bunu söyledim? Çünkü biz dışarıdakiler tırnak içinde, yani hayatını herhangi bir nedenden dolayı hüküm giyerek ya da tutuklu olarak geçirmeyen özgür kimseler, zaman zaman sanki tutuklular, mapusluklar yokmuş gibi davranıyoruz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 milletvekili olarak hasta mapuslar raporu diye bir rapor yayınladınız. Bu önemli bir rapordu çünkü orada da bir hayat sürüyor ve ciddi bir sorun oluyor. Bu konuda siz önemli bir çaba sarf eden milletvekilisiniz. Nedir sizin bu konudaki duyarlılığınız? Şimdi tabii bu bizim milletvekili olurken planlamış olduğumuz bir şey değildi. Üç arkadaşımızın tesadüfen özellikle Pozantı Cezaevi ile başlayan, o Pozantı Cezaevi'ni kapattıran ekiptir bu raporu hazırlayan ekip. Nurettin Demir, Muğla Milletvekili, tabii. Özgür Özel, Manisa Milletvekili ve siz Malatya, evet. Milletvekili. Şimdi onunla başladı bu süreç. Daha sonra cezaevlerine mektuplar gelmeye başladı ki hasta tutuklarla ilgili mektuplar daha çok gelmeye başladı. Ve biz ayırmadan bütün gelen mektuplara cevap vermeye çalıştık. Ve bunları da cezaevlerinde ziyaret ettik. Bu raporda 28 cezaevini ziyaret ettiğimiz gözüküyor ama toplam şimdiye kadar ziyaret etmiş olduğumuz cezaevi sayısı 106 cezaevine gittik. 106 cezaevinde 1000'in üzerinde mahkumla görüştük. Ve hala görüşmelerimiz de devam ediyor. Amaç ne bu mahkumlarla? Nasıl şöyle, bir tespit yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hasta tutuklarla ilgili çok çeşitli problemler olduğunu gördük. Yani o kadar ilginç manzaralarla karşılaştık ki Türkiye'de böyle bir şey olduğunu ben milletvekili olduktan sonra öğrendim. Örneğin Bakırköy cezaevinde bir kadının yanına gitmiştik. Kadının bağırsaklarında kanser hastası, bağırsaklar dışarıda bir poşet içerisinde yatağa bağlamışlar. Elleri kelepçeyle, iple yatakta yatıyor. Neden iple elleri? Yani o yaraya dokunmasın diye. Hem akli dengesi yerinde değil hem de tamamen çok bakamayacağınız derecede kötü bir durumdaydı. O süreçte başladık ve hakikaten Türkiye'de hasta olmak zor ama cezaevlerinde hasta olmak ölüm beklemek gibi bir şey. Peki bu detaylara gireceğiz. Sayın Bakan da bu konuda ben duyarlıyım dedi ve sizin uyarılığınıza da zaman zaman bir diyalog kanalı olduğunu sanıyorum. Var mı? Şimdi tabii bu yayınladığımız raporlarda özellikle bütçe görüşmeleri sırasında isim vererek CHP'nin hazırlamış olduğu raporlardan ki biz bu genel rapor, biz bunun dışında 20'nin üzerinde rapor hazırladık şimdiye kadar gezdiğimiz cezaevleriyle ilgili. Ona da faydalandığını söyledi. Tabii ki bu birçok raporun faydası oldu Türkiye'deki. En azından cezaevini kimse bilmiyordu şimdiye kadar. Belki son dönemde 12 Eylül'den bu yana cezaevleri bu kadar gündeme gelmemişti. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de o. Bir Türkiye'de bir cezaevi gerçeği olduğunu hatırlattık. Sayın Bakan peki bu konuda size bir diyalog kuruyor mu? Çünkü Sayın Bakan bu konuda duyarlı olduğunu söyledi birkaç kez. Çok bu konuda istenilen yapılıyor mu yapılmıyor. Yani duyarlı olmuş olsaydı bugün cezaevindeki o keyfi yönettiğim şartlar biterdi. Çok duyarlı olduğu söylenemez ama bu hasta tutuklu konusunda 4. yargı paketindeki bazı haklar geliyor. Bunun bizim raporumuzla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Yine Metris'teki R tipi cezaevinin kapatılması gündemde. Bu R tipi dediğimiz cezaevi hiç ayağa kalkamayan, konuşamayan, yatağa bağlı, işte yara bere içerisinde 40 yaşındaki insanın altına bez bağlamışlar, konuşamıyor. O tür hastaların tahliye edilme durumunu ortaya çıkarıyor 4. yargı paketi. Bu anlamda birazcık katkısı oldu ama tamamen Adalet Bakanı bu konuda çok duyarlı, bu konuları çok takip ediyor mu? O tartışılır. Benim şahsi fikrim çok duyarlı olmadığı yönünde. Peki 4. yargı paketiyle burada bir ferahlama gelecek mi? Şimdi bizim yargı paketlerinin hepsi içi boş yargı paketleri. Yani bir paket geliyor. Neden yapılıyor peki? Üçüncü yargı paketi. Bir toplumu göz boyuyorlar. Üçüncü yargı paketinde çok iddialı çıktı. İçinde bir şey çıkmadı. Dördüncü yargı paketi de şimdi dördüncü yargı paketi insanları ta 7. aydan beri umut etti insanlar. Bekletildi, oyalandı. Dördüncü yargı paketinde sadece hasta tutukları ilgilendiren bir kısım var. Onun dışında tabi bu konuda ayrım yapıyor dördüncü yargı paketi. Örneğin siyasi tutuklu insanlarla adli tutuklu insanlar arasında çok ciddi derece. Mesela Sayın Fatih Hilmioğlu siyasi tutuklu mu, adli tutuklu mu, nedir? Fatih Hilmioğlu siyasi tutuklu. Yani terör örgütüne üye olmaktan tutuklu. Fatih Hilmioğlu'nun örneğin bu raporda bunlar yazıyor. Adli tıp denen bir kurum var. Bu adli tıbbın görevi mahkumların almış olduğu raporları değerlendirmemek, onların yaşamlarının
sona erdirilmesini izlemek adı tıpın görevi. Fatih Hilmoğlu ile ilgili 18 Şubat'ta bir mahkeme kararı var adli tıpa sevk edilsin diye. Hala adli tıp bu konuda raporları değerlendirebilmiş değil. Fatih Hilmoğlu'nun tam durumu ne sağlık olarak? Ben en son bir ay önce gittim. Fatih Hilmoğlu kendi başına yürüyemeyen bir insan şu anda. Biliyorsunuz Fatih Hilmoğlu Malatya İnönü Üniversitesi rektörü, eski rektörü. Şu anda kendi başına yürüyemeyen, bir gardiyan yardımıyla yürüyen birisi. Ve maalesef psikolojik olarak da ağır depresyon durumu var. 7 kez rapor almasına rağmen Fatih Hilmoğlu bu memlekette rektörlük yapmış, bilim adamı bilinen birisi. 7 defa rapor almasına rağmen 3. Adli Tıp Kurumu bu adam hastanede cezaevinde yatarsa ölür diyor. Güvenmiyor Adalet Bakanlığı. Adli Tıp Genel Kurulu'na soruyor. Adli Tıp Genel Kurulu bu insan cezaevi şartlarında ölür diye rapor veriyor. Yine Adalet Bakanlığı çıkarılmasına izin vermiyor. Peki 4. yargı paketinde mesela? 4. yargı paketinde Fatih Hilmoğlu etkileyecek bir durum yok. 4. yargı paketinde Fatih Hilmoğlu çıkamaz bu koşullarda. Biz yarın yine Fatih Hilmoğlu'nun ziyaretine gideceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Yani Adalet Bakanlığı bu konuda birçok konuda olduğu gibi, diğer cezaevlerinde olduğu gibi körleri sağırları oynuyor. Cezaevi, şimdi cezaevi deyince aslında şöyle diyoruz biz. Tunceli'den, Ardahan'dan, Iğdır'dan, Lüce'den sonra 82. vilayet cezaevleri. Tunceli. Tabii. Yaklaşık 140 bine yakın insan cezaevinde kalıyor. Tutuklu oranı çok, bu cezaevindeki insan sayısının yüksek olması sebebi Türkiye'deki tutuklu sayısının yüksek olması. Bu anlamda cezaevleri herkesin görmesi gerekir ki cezaevleri bir ülkenin turnusol kağıdı. Cezaevlerinde yaşam nasılsa, uygulama nasılsa dışarıda da aynıdır. Peki mesela siyasette bir tartışma oluyor. Sayın Başbakan da zaman zaman bunu söyledi. Sayın Bülent Arınç da söyledi. Dediler ki yani biz gerekeni yapıyoruz. Hakimlerin de taşın altına elini koyması lazım. Şimdi siz bu gözlemi yaparken yargının bu anlamda bir zaafı mı var yoksa siyasetin mi zaafı? Siyaset çünkü gereken mesajları veriyor. Tamamen bizim gördüğümüz manzara hem gittiğimiz cezaevlerindeki mahkumlarla konuşmalarımız hem de izlemiş olduğumuz mahkemelerdeki gördüğümüz net manzara şu, altını çizerek söylüyorum. Yargı tamamen siyasetin emrine girmiş. Yargı tamamen siyasallaşmış ve siyasetin emriyle bunları yapıyor. Biz bu raporu sunduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkililerine de söyledik. Ben size bir örnek vermek istiyorum bu yargıçlarla ilgili. Hükümet bu konuda samimi değil. Bakın Köksal Şengül isminde bir hakim vardı, mahkeme başkanı. Ergenekon davasında bu zaman zaman tahliye istiyordu insan işte tahliye istiyordu. Hemen o tahliye istiyor diye onun görevden aldılar. Borya düz hakim olarak atadılar. Yani yargı bu kadar siyasallaşmış durumda. Bir şey söyleyeceğim. Mesela az önce bir örnek verdiniz. Allah kurtarsın diyeyim. Bir kadının bağırsaklarının dışarıda ellerinden bağlı ve insanlık dramı yaşanan bir tablo. Mesela bir siyasal parti öyle bir kadının hapiste olmasından ne gibi bir yarar sağlar ki? Şimdi bakışı bu. Yani anlayış bu. Bakın ben size bir örnek vererek nereye gelmek istediğimi söyleyeyim. Pozantı cezaevi denen bir cezaevi var Türkiye'de. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimiyle ortaya çıkarıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimiyle kapatıldı. Bu cezaevinde bizim hemen kurultay sonrasında Zeynep Kuruş isminde bir gazeteci bunu haber yaptı. Zeynep Kuruş Ankara Mersin İnsan Hakları Derneği Başkanı Ali Tanrıverdi isminde birisi Adalet Bakanlığı'na yazı yazıyor. Diyor ki Pozantı cezaevindeki yatan mahkum çocuklar taciz ve tecavüzle ilgili şikayette bulunuyorlar. Haziran ayında başvuru yapıyor. Şubat ayında Zeynep Kuruş haber yapıyor. Biz bu cezaevine gittik. Ben burada bunu paylaşmak isterim. Bir mahkum çocukla görüştük. Dedik ki çocuk dedi ki gece uyuyamıyorum dedi. Neden uyuyamıyorsun dedik. 12 yaşındaki bir çocuğun çığlığından uyuyamıyorum dedi. Enver Bey benim oğlum 12 yaşında. 12 yaşındaki çocuğa niye çığlık atıyordum? 12 yaşındaki çocuğa her gece tecavüz edildiği için uyuyamıyoruz dedi. Söylediğiniz çok büyük bir iddia. Çok büyük bir iddia ve bunu Adalet Bakanlığı kabul etti. Bu Pozantı cezaevi ile ilgili birinci müdür yükseldi. İkinci müdür yükseldi. Bu cezaevi ile ilgili bu kadar yaşanan taciz, tecavüz, işkence bunlar hepsi bizim raporumuzda var. Bunların hepsi ile ilgili ceza alan iki kişi var. Ceza alan iki kişi var. Kim biliyor musunuz? Birisi bunu Adalet Bakanlığı'na duyuran Mersin İnsan Hakları Derneği Başkanı Ali Tanrıverdi.
Diğeri bunu haber yapan Zeynep Kuruş. Neden onlar ceza aldı? Birisi Zeynep Kuruş devletin mahremiyetini ortaya sermekten ceza aldı. Cezaevinde, özür dilerim. Şu anda cezaevinde, gazetecilik yaptığı için cezaevinde. Ali Tanrıver de bunları bir örgütün emriyle yaptığı iddiasıyla cezaevine atıldı. Yani Pozantı cezaevini, bu Pozantı cezaevinde çalışıp dışarıda olan 4-5 milletvekili var. Pozantı cezaeviyle uğraşıp. Anlayış bu. Türkiye'de. Peki oradaki müdürler... Müdürler terfi etti. Bu meseleyi müdürlere anlattınız mı oraya gittiğinizde? Böyle durumlar var. Tabii bunlar hepsini bakın. Orada iki savcıyla konuştuk. Yeni atanan müdürle konuştuk. Savcı da kabul etti. Oradaki örneğin önce Adalet Bakanlığı kabul etmedi. Böyle bir şey yok dedi. CHP'nin iddiaları tamamen yalan dedi. Sonra bir hafta geçmeden 3 gün sonra Pozantı cezaevi Sincan'a taşındı. Adalet Bakanı özür diledi. Başbakan bu konuyla ilgili konuşma yaptı. MHP'nin genel başkanı konuştu. CHP'nin genel başkanı konuştu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı konuştu. Pozantı cezaevinin gerçeğini herkes kabul etti. O zaman orada bir dram yaşandı ama sonuçta siyaset kurumu duyarsız kalmadı. Herkes... Siyaset kurumu bizim sayemizde duyarlı kaldı. Güzel, zaten bakın, muhalefetin görevi bu değil mi? 8 ay boyunca Adalet Bakanlığı'na girişimde bulunuyorlar. Çocuklara tecavüz ediliyor, çocuklara işkence ediliyor deniyor cezaevinde. Maalesef bu işi yapanların hiçbiri cezalandırılmadı. Başka bir örnek vereyim. Osmaniye cezaevine gittik, açlık grevleri var. Yine bir şikayet üzerine gittik. Cezaevi müdür şikayetleri söyledik. Günlük mahkumlara tıraş olma zorunluluğu getirmiş. Neden bunu yapıyorsun dedik. Böyle bir şey yapıyor musun? Evet dedi. Neden? Bizim genelgemize göre olağan dışı sakal yasak dedi. Oradaki milletvekili arkadaşımız Özgür Özel dedi ki olağan dışı sakal ne demek? Örneğin Cübbeli Ahmet Hoca'nın sakalı olağan dışı mı olağan mı? Olağan mı olağan dışı mı? Şimdi buna cevap veremedi tabii. Yani bu farklı keyfi uygulamalar neticesinde ve o cezaevi müdürü de terfi etti. Osmaniye cezaevinde açlık grevi oldu. Osmaniye cezaevinde insanlar koridordan yürürken duvarın dibinden tek sıra halinde hiçbir yere bakmadan yürüyeceksin. Günlük sakal tıraş olacaksın. Sakal tıraş olmazsan görüş yasağı geliyor. Sakal tıraş olmazsan telefon yasağı geliyor. Sakal tıraş olmazsan... Yasaklar keyfi mi yani? Yasakların birçoğu keyfi. Bakın bugün... Peki sizi karşılarında gören cezaevi müdürleri ve orada çalışanlar ve tabii savcılar ne diyorlar? Yani biz bunlardan haberdar değiliz, siz geldiğiniz ilk defa duyduk demiyorlar herhalde. Şimdi yani bir insan bu drama karşısında, insanların bu çaresizliği karşısında insanlıktan çıkması gerekir. Osmaniye cezaevindeki müdür bunu bilerek yapıyor. Örneğin bu cezaevlerinde Robocop dedikleri, A takımı dedikleri bir uygulama vardı. Osmaniye cezaevinde biz ortaya çıkardık bunu. Önce yok dediler. Bu A takımı böyle iri yarı insanlardan seçilmiş. Ne yapıyor onlar? Onlar cezaevinde yatan insanları terbiye ediyorlar kendi deyimleriyle. Dövüyorlar. İşkence devam diyorsunuz siz. Kesinlikle işkence devam. Ama sayın... Adalet Bakanı kabul etmiyor ama bazı uygulamalarından neticesinde değişini görüyoruz. Şakran cezaevi gerçeği var. Türkiye'de şakran cezaevi... Yani Adalet Bakanlığı uygulamalarda bunları tespit edip ortadan kaldırıyor diyorsunuz. Kaldırmıyor. Bunlar görüyor, duyuyor, bir şey demiyor. Kamuoyuna yansıyınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri kamuoyuna yansıyınca bunları... kapatmak zorunda kalıyor. O zaman siz muhalefet olarak uyarma görevinizi yapıyorsunuz. Uyarma görevini yapıyoruz. Bunların takipçisi oluyoruz. Bakın başka bir örnek vereyim. Türkiye'de bir muhafazakar iktidar var ve bu muhafazakar iktidar kadınlarla ilgili söylemlerini biliyorsunuz. İşte türbanla ilgili söylemlerini biliyorsunuz. Bize bir mektup geldi. İzmir Şakran cezaevinde 5 tane kadının çırılçıplak zorla soyundurularak erkek mahkumların önünde, özür dilerim, erkek gardiyanların ve jandarmanın önünde çıplak aramaya tabi tutulduğunu öğrendik. Bunu tespit edip belgelediniz mi? Belgeledik. Savcılık soruşturma açtı. Eksik yazılmış. Oraya gittiğimizde bir gerçekle daha karşı karşıya kaldık ki bu belki dünyada sadece Türkiye cezaevlerinde yapılan bir uygulama. Oyuk araması denen bir arama var. Yani kadınların kadınlara oyuk aramasına tabi tutuyor. Erkeklerin makatlarına kadar arama yapılıyor. Nerede yapılıyor? Türkiye'deki cezaevlerinde. Ne zaman yapılıyor? 1980'de değil. 28 Şubat döneminde değil. 2013'te yapılıyor. Peki Sayın Bakan'a bunları ilettiniz mi? Tabii ilettik. Bunların hep bütün rapor... Peki bu uygulamalar ortadan kalkmadı mı? Şöyle, Şakran cezaevine geçtiğimiz hafta Manisa milletvekili Özgür Özel gitmişti oraya. Gittiğinde bütün personel değiştiğini, genç, güler yüzlü, bütün kadronun değiştiğini görüyor. Milletvekilimize çok iyi karşılıyorlar. Eski müdür falan nerede diyor. Tabi hepsinin görev yerleri değişmiş. Oradaki personel değişmiş. O zaman tamam. Sizin itirazınız amacına ulaştı. Tabi ulaştı, bu konuda ulaştı ama devam ediyorum çıplak arama. Ya, hala sürüyor mu çıplak arama? Çıplak arama Türkiye'deki F tipi cezaevlerin tamamında çıplak arama var. Bunun maksadı ne? Bunun maksadı cezaevine uyuşturucu gibi,
kesici, yasak olan aletlerin girmesini önlemek. Anladım. Bakın. Yani ama bir taraftan şunu görüyorum. Siz yaptığınız çalışma aslında hepten buharlaşmış değil. Her vaka üzerinde bir müspet tavır oluyor. Yani bir de bu gündem, yani gündeme tutabiliyoruz. İnsanların sorunlarını gündeme getirebiliyoruz. F tiplerinin tamamında çıplak arama var. Ne zaman var? Bugün hala çıplak arama var. Bakın bu çıplak arama, eğer izin verirseniz soyunduruyorlar. Eğer izin vermez iseniz zor mu konu? Orada zorla yırtarak, soyundurarak çıplak arama yapıyorlar. Çıplak arama sadece ilk kez cezaevine giren insanlara yapılmıyor. Bir cezaevine hoş geldin diyorlar. Bir çıplak arama yapıyorlar bütün cezaevlerine. İstisnasız bütün cezaevlerine yapıyorlar. Bir de peki Türkiye'nin bu noktada işkencenin ortadan kalktığı ve bu konuda iyi muameleye geçildiğini, bunlar yalan mı? Bunlar doğru değil. Bunlar yalan. Bakın bir ölüm rakamı vereyim ben size. 2000 ile 2012 arasında 2200 tane insan cezaevlerinde ölmüş. Peki Mirza Beyoğlu meselesini biraz açalım. Zamanımızı iyi kullanalım diye soruyorum. Size teşekkür ettiklerini biliyorum. İBDC'nin lideri aslında, değil mi? Şimdi Salih Mirza Beyoğlu ile ilgili, evet, Salih Mirza Beyoğlu ile ilgili de böyle bir durum tespit ettik. Hasta olduğunu, cezaevinde kötü şartlar altında yattığını. Yani siz bir ayrım yapmadan herkese gidiyorsunuz. Kesinlikle. Bakın biz sizin çünkü siyasal hareketinizin çok tasvip etmeyeceği bizim hiç. Yani şu anda tasvip ettiğimiz bir hareket değil. Hı. Biz Hizbullah'a da gidiyoruz. İbdaci'ye de gidiyoruz. KCK'ye de gidiyoruz. Temel insan hakları arayışı. Temel insan hakları. Cübbeli Ahmet Hoca'nın da gittiniz mi? Gittik Cübbeli Ahmet Hoca'ya. Ne dedi siz sizi görünce? Cübbeli Ahmet Hoca ilkin şaşırdı. Daha sonra ikinci kez gittik. Hala hukukunuz devam ediyor mu? Cezaevinden sonra yanına gidemek ama ziyaret etmeyi düşünüyorum ben şahsen. Yani, Ahmet Hoca'yı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Neden yani? Şimdi insani bir sebep. Işte, insani bir sebep. Orada bir cezaevlerinde yani biz giden insanlarda da oluşuyor. Orada yatan insanlarda da bir hukuk oluştuğuna inanıyorum ben. Başka türden siyaset üstü bir dostluk mu oluşuyor? Yani bugün örneğin Elazığ cezaevinde 16 yaşında çocuk koğuşuna kalan bir çocuk aradı beni. 10 yaşında evinden kaçmış. Hırsızlıktan hüküm giymiş. Cezaevinde kışın cezaevine girmekten çok memnun olan birisi. Hiç olmazsa dışarıdan daha sıcak yemek düzenli falan veriyor diyen bir çocuk. Bugün yani cezaevini tercih etmiş. Kışları cezaevini tercih eden bir çocuk. Ankara açık cezaevinden beni aradı. Aramaya söz vermiştim. Veli abi seni aradım. Halın hatırını sorayım dedi. Cezaevinde böyle bir bağ oluşuyor. Şimdi Salih Mirza Beyoğlu'yla da ilgili duyum aldık. Salih Mirza Beyoğlu... İddialar var orada çünkü. Evet. 28 Şubat döneminde gözaltına alınan, 28 Şubat'ın hukuksuzluğunun belki simge isimlerinden birisi. Siz de 28 Şubat'ın darbe olduğuna inananlardan mısınız? 28 Şubat'ın darbe olduğuna inanmıyorum ama 28 Şubat döneminde bazı hukuksuzluklar... İnanmıyor musunuz 28 Şubat'ın? Yani 28 Şubat'ın bir 12 Eylül gibi darbe olduğuna düşünmüyorum. Şöyle 28 Şubat döneminde bir hukuksuzluk oldu, yaygın bir hukuksuzluk olduğuna inanıyorum. Light darbe desek? Yani diyebiliriz. Çünkü ben 28 Şubat'ın bayağı bir darbe olduğunu düşünüyorum. 28 Şubat döneminin simge isimlerinden birisi Salih Mirza Beyoğlu. Cezaevine gittik. Salih Mirza Beyoğlu 10 yıl boyunca tek başına bir hücrede tutulmuş. Bolu cezaevinde tek başına yatan... Bu da büyük bir zulüm tabii. Yani bu F tipleri insanı yalnızlaştırarak ölüme terk ediyor. Konudan konuya geçiyoruz ama Sarp Kuray'ı ziyaret etmiştim ben. Dev Genç'in önderlerinden bu 68 kuşağının simge isimlerinden birisi. Sarp Kuray bir şey dedi bu cezaevleriyle ilgili. Çok daha tecrübeli bir isim. Hem 12 Eylül'den önce cezaevinde yatmış, hem 12 Eylül sonrası cezaevinde yatmış birisi. Karşılaştırır mısınız şartları dedim. Dedi ki, ben Metris cezaevinde yattım, askeri cezaevinde yattım. 1993 yılında Bursa cezaevinde yattım. Bu dönemki kadar kötü cezaevi şartlarını görmedim. Askeri cezaevlerini ve 12 Eylül'den sonraki cezaevlerini arıyoruz dedi. Neden dedim? Benim belimi dedi, işkenceyle bükemediler. Benim belimi hapiste bükemezler. Benim belimi sürgünle bükemezler. Benim belimi insansızlaştırarak, yalnızlaştırarak bükmeye çalışıyorlar dedi. Türkiye'nin cezaevi gerçeği aslında F-tipi cezaevi gerçeği. Peki Mirza Beyoğlu'na da dersin. Mirza Beyoğlu. 10 yıldan beri ağır işkence altında, yani ağır tecrit altında yaşayan birisi. Ne olduğunu sorduk. Kendisine elektromanyetik dalgalar gönderilerek bir telegram işkencesine tabi tutulduğunu. Böyle bir şey bilimsel olarak var mı? Bilimsel olarak var. Yani bunun örneği fizik tedavi uzmanları bunu yapıyor. Eğer aşırı verilirse insanın dengesini bozabilen bir şey. Ama bu yakından veriliyor. Bu tamamen Salih Mirza Beyoğlu'nun iddiaları. Belirtileri ne dedik? Belirtileri işte konuşurken birden başkalarını yönlendirdiğini, duş alırken sıcak suyla yıkanırken birden soğuk suya dönüştüğünü,
konsantrasyon bozukluğunu zaman zaman yaşadığını söylüyor ki bu dönemde 20'nin üzerinde kitap yazmış birisi. Ve biz Salih Mirza Beyoğlu'nun durumunu Adalet Bakanlığı'na sunduk. Ne dediler? Salih Mirza Beyoğlu'nun hiçbir şekilde bir duyarlılık göstermediler. Salih Mirza Beyoğlu biliyorsunuz Necip Fazıl Kısaküre'nin ekolünden gelen, onun düşüncelerini savunan birisi. Başbakan da zaman zaman, hatta sık sık AKP milletvekili sık sık Necip Fazıl'ın şiirlerini okuyorlar. Hiçbir duyarlılık göstermediler ve eğer Adalet Bakanlığı'ndan randevu alabilirsek bu raporla ilgili, randevu talep ettik, 3 günden beri randevu alamadık, randevu alabilirsek Salih Mirza Beyoğlu'nun durumunu Adalet Bakanlığı'na anlatacağım. Peki KCK'lılara da gittiniz mi? Tabii. Salih Mirza Beyoğlu'nun durumunu söyleyeyim. Salih Mirza Beyoğlu eğer tahliye edilmezse Salih Mirza Beyoğlu orada ölüme yatmış birisi. Şu anda yani ben ölüm tehlikesi görüyorum. İddiası telegram mı, telegram yoluyla işkenceye mi uğruyor, başka bir hastalığı mı ben bilmem. Ama Fatih Hilmioğlu için aynı şey söylüyorsunuz. Bakın Fatih Hilmioğlu da eğer bırakılmazsa, ki Fatih Hilmioğlu zaten bu cezaevi şartlarından dolayı tıp adamlarının, bilim adamlarının... Kendisi de hekim. Kendisi de hekim. Yaşam süresi zaten kısaldı Fatih Hilmioğlu'nun. Bunu herkes kabul ediyor. Biz hiç ayırmadan gidiyoruz. Bakın bir Hizbullah'dan hüküm giymiş bir Sincan cezaevinde birinin yanına gittik. Çok bizi görünce çok şaşırdı karşısında. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Hizbullah'tan hükümlü bir insanın yanına gidiyor. Dedi ki ön yargılarımızı kırmalıyız dedi birkaç kez. Dedim ki bizim ön yargımız yok, siz ön yargılarınızı kırın dedim. Daha sonra bize Arapça Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan genel başkanımıza ve bize bir mektup gönderdi. Bir çiçekle bahar gelmez ama baharın gelişi bir çiçekle başlar. Başlayan bir mektup gönderdi. Ve kendini Fatih Hilmioğlu ile karşılaştırıyor ve Fatih Hilmioğlu'na mektup yazmayı düşünüyor. Aynı koşullarda yatıyor. Bu insana 6 yıl boyunca karaciğerle ilgili bir ilaç vermişler. Hepatit ağır, hepatit B hastası. 6 ay kullanılması gereken, 6 aydan sonra kullanılırsa kanser riski yaratan bir ilacı 6 yıl vermişler. Hay yani aslında bir yanlış tedavi. Yanlış tedavi. Şimdi biz bunu tespit ettik, bunu raporlaştırdık. Diyet yemeği veriyorlar mıydık? Veriyorlardı. Ne veriyorlar? İşte karaciğer hastasının daha böyle tatlı şeyler alması lazım. Karaciğer hastasına vermiş oldukları diyet yemeği ile şeker hastasına vermiş oldukları diyet yemeği aynı. Yine bununla ilgili aynı... Peki bunlarda takip edip bunlarda bir netice aldınız mı mesela insanların durumunu? Şimdi bu örneğin o Hizbullah'tan bir netice alamadık. Bununla ilgili soru önergesi verdik. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'na rapor sunduk. Bizim bunların birçoğundan netice aldığımız alamadık maalesef. Yine Sincan cezaevinde bir başka davadan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hükümlü, ismini de vereyim. Kemal Gömü isminde birisi. Kemal Gömü ağır şizofren. 11 tane raporu var. Hı hı. Kemal Gömü saçı sakalına karışmış. Yaşını, ismini, ne olduğunu bilmeyen bir üniversite mezunu insan. Üniversite mezunu olduğunu dahi bilmiyor. Avukatından öğrendik biz bu bilgileri. Kemal Gömü'nün yanından ayrılırken Enver Bey, pikniğe gidersiniz. Bir ağacın yanında durursunuz da ayrılırsınız. Bir ağaç bıraktık hissiyle ayrıldık o cezaevinden. Kemal Gömü yani bu insanlığa sığmaz. Kendini ifade edemiyor. Nerede yaşadığını, ne olduğunu bilmiyor. Ve Kemal Gömü 11 tane rapor olmasına rağmen, bu raporları da Adalet Bakanlığı'ndan almış olmasına rağmen Kemal Gömü cezaevinde tutuluyor. Peki zamanımız dar. KCK kısaca. Yani KCK'lılara da bu hem gazetecilerin hem de hastaların hepsinin yanına gittik, gitmeye çalışıyoruz. Muş'tan Edirne'ye kadar bütün cezaevlerini geziyoruz. Yani benim mahkum, senin mahkum. Hiç önemi yok. Bunun hiç önemi yok. Kim mektup yazarsa, kim bize adli tutukluya gidiyoruz. Örneğin bakın yine Bakırköy cezaevinde Magdalena Magna isminde, o da bizi çok etkiledi. Magdalena Magna isminde bir Güney Afrikalı kadın tutukluya gittik. Birkaç yabancı bilen Güney Afrika'da gazetecilik yapmış. Burada sanırım uyuşturucuda tutuklanmış, yargılanmayı bekleyen bir yabancı hasta. Lösemi, 6 ay boyunca teşhis koyamıyorlar. En son gittiğimizde durum iyi değildi. Ne istiyorsunuz dedik. Sağ olsun oradaki memur arkadaş bize tercümanlık yaptı. Ülkemde güneşi görerek ölmek istiyorum dedi. Tek isteği oydu. Türkiye'de cezaevinde öldü. Biz gittikten yaklaşık bir ay 40 gün sonra bunu rapor ettik.
Magdalena Magna serbest bırakılmalıdır. Magdalena Magna ülkesine gönderilmelidir dedik. Maalesef bizim buradaki uzun tutukluluk Magdalena Magna'nın ülkesinde güneş görmesini önüne geçti. Ceza infaz memurlarından da bir değerli, bizim de çok büyük sorunlarımız var diyorlar. Bunu niye dile getirmiyor diyorlar. Bir de mahkumların bize yaptıklarını niye söylemiyor diyorlar. Şimdi, doğru mudur? Var mı öyle bir şey? Yani mahkumların taşkınlığı, gardiyanlara zor. Doğru söylüyorlar. Şimdi bakın biz şöyle söylüyoruz. Cezaevinde iki tür mahkum var. Bir, hukuk yoluyla, mahkeme yoluyla girmiş insanlar var. Bir de maaş alarak gönüllü mahkumlar var. Ne demek o? Şöyle, infaz koruma memurlarının çalışmış olduğu şartlar diğer memurların çalışmış olduğu şartlardan çok daha ağır. İnfaz koruma memurları üniforma giyiyorlar. İnfaz koruma memurları üniforma giyiyorlar ama örneğin jandarma gibi, polis gibi yıpranma paylarını alamıyorlar. İnfaz koruma memurları bayramda, yılbaşında çalışıyorlar. Diğer memurlar fazla mesai aldıkları halde infaz koruma memurları fazla mesai alamıyorlar. İnfaz koruma memurlarının yaşamış olduğu tam bir, Türkiye'de bakanı da sordum. Yani jandarmanın İçişleri Bakanı var, polisin İçişleri Bakanı var. Gardiyan, infaz koruma memurlarının sahibi yok mu diye bas bas bağırıyoruz. İnfaz koruma memurlarının hem ekonomik olarak hem oradaki mahkum ne yaşıyorsa, mahkum ne yiyorsa infaz koruma memurları da yiyor. 4 liralık günlük 3 öğün 4 liraya o kalitesiz yemekleri mahkum da yiyor, infaz koruma memurları da yiyor. Peki, zamanımız az. Hemen devam edelim. Bütün bunlar olup biterken bir, yarın Türkiye'de Nevroz var. Dolayısıyla büyük bir kutlama yapılacak, evet. Diyarbakır'da. Cumhuriyet Halk Partisi partinin göbekten fikir ayrılığı olduğu yönde iddialar vardı. Bir, yarınla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Malatya milletvekilisiniz, bölge milletvekilisiniz. O görüşlerinizi önce bir anlatın. Biz yarınla ilgili Sayın Sezgin Türkiye Tanrı, Barış'a gidiyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun birinci imzası olduğu bir Nevroz'la ilgili resmi tatil olsun diye bir biz neden kanun teklif verdik. Şöyle, bir rol çalmamış. Başbakanın keyfine göre Nevruz kutlanamaz. Başbakan geçen yıl Diyarbakır'da biber gazıyla copla Nevruz kutlanmasını sağladı. Orada bir kişi öldü. İstanbul'da bir polis memuru sanırım öldü. Bu yılda şeker dağıtarak Nevruz kutlanıyor. Bu olumlu ama. Olumlu ama Nevruz yarın başbakanın canı sıkılır. Yarın da insanların üzerine başka bir şey yapar. Nevruz keyif yani bir kesinlikle resmi tatil olarak ilan edilmeli. Çünkü bunu Türkiye'de herkes kutluyor. İnsanlar kutlamak istiyor. Moda mıdır bu yoksa sahiden ihtiyaç mıdır? Yani bence bir ihtiyaç. Yani Türkiye'de eskiden Nevruz çok gerilimliydi. Ki ben çok komik görüntülerde olduğunu gördüm. Şimdi başka bir hale geliyoruz. Bu gerilimin eğer güvenlik güçleri demeyelim, hükümetler eğer bu Nevrozlara karışmaz iseler, insanlar kendi işlerinde çok mutlu şekilde barış içerisinde kutlarlar. Ne zaman ki hükümet müdahale ediyor, bunun gerilmesini istiyor. Geçen yıl olduğumuz gibi, ondan önceki yıllar olduğu gibi olaylar çıkıyor. Ama siyasette çabuk değişim oluyor. Bugün Türkiye'de bir barış havası var. Tamam işte bu. Yani yarın da ne olacağını bilemezsiniz. Bakın daha dün başbakan, bugün barış istediğini söyleyen başbakan seçilmiş belediye başkanlarını emniyetin bahçesine dizerek kelepçeli halde bir meşhur bir fotoğraf vardır. Onu verdiren başbakan bugün farklı şeyler söylüyor. Ama şunu söyleyelim. Mesela dün başbakanın bu barış girişiminden dolayı hem bakanlık hem genel merkezi Adalet ve Kalkınma Partisi saldırıya uğradı. Evet. Bir de tarihi risk almıyor mu? Yani bir cesaret örneği göstermiyor mu? Ben bu konuda başbakanın samimi olduğuna inanmıyorum. Neden? Yani niye? Bakın şöyle. Aynı başbakan 3 ay önce BDP'li milletvekillerinin PKK militanlarıyla kucaklaşmasına tepki göstermişti. BDP milletvekillerini... Siz de gösterdiniz ama. Biz şöyle demedik abi. BDP milletvekilleri mecliste atılsın demedik. Sonra bir idam tartışması açtı hemen ardından. Biz buna da katılmadığımızı söyledik. Hemen ardından bu bütün olanlar olurken fezlekeler geldi BDP milletvekillerinin. Birdenbire İmralı görüşmeleri başladı. Bu Türkiye'deki başbakanın AKP'nin samimiyetini... Bakın başka bir şey söyleyeceğim ben size. Dünyada AKP'nin samimiyeti açısından, demokrasiye, özgürlüklere bakış açısından bir şey söyleyeceğim. Dünyadaki en çok siyasi tutuklunun olduğu yer, terör suçlusunun olduğu yer Türkiye. Dünyadaki bütün terör suçluları... Coğrafyamızın hareketliliğini alamaz mı? Şöyle 37 bin tane terör suçlusu var dünyada. Buna Çin dahil, Hindistan dahil, Amerika dahil, İngiltere dahil, Venezuela dahil. Üçte biri bizim ülkemizde. Bizim analarımız daha fazla terörist doğurmuyor. Bakın niye böyle oluyor? Niye böyle 10 bine yakın siyasi seçilmiş belediye başkanı. Bunlar içerisinde milletvekilleri var. Belediye başkanları var. Belediye meclis üyeleri var. 10 bine yakın insan cezaevinde. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Eylem yapan, 1 Mayıs'ı kutlayan, 8 Mart'ı kutlayan, grup yorum bileti satan öğrenci tutuklanıyor. Bunu haber yapan
gazeteci de tutuklanıyor. Peki bu yeni yargı paketine bir rahatlığa gelmeyecek mi? Bunu bakın, öğrenci eylem yaptığı için tutuklanıyor. O eylemi haber yaptığı için gazeteci tutuklanıyor. Bu insanlar savunduğu için avukat tutuklanıyor. Ben kendimizle ilgili çok kötü bir örnek vermek istiyorum. Ben zaman zaman kullanıyorum bunu. Biz cezaevi komisyon üyeleri dünyanın en çok tutuklu milletvekillerini ziyaret eden milletvekilleriz. Biz dünyanın en çok sendikacısıdır. Bakın dünyanın en çok sendikacısı. Kestli insanlar Malatya'dan, bugün İstanbul'dan, Ankara'dan kestli sadece hak aradıkları için. Sadece muhalefet için dünyanın en çok sendika yöneticisini ziyaret eden milletvekiliyiz. Dünyanın en çok avukatını ziyaret eden milletvekiliyiz. Tutuklu avukatını. Dünyanın en çok avukat bilim adamını ziyaret eden milletvekiliyiz. Dünyanın en çok ama suçun bakın, sıfatlara göre dünyanın en çok öğrencisini ziyaret eden milletvekiliyiz. Bunu niye söylüyorum? Bunların hepsi puşu takmanın suç olduğu, yumurta taşımanın suç olduğu, kitap okumanın suç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Peki ama Sayın Başbakan dedi ki milletvekilleriyle ilgili olarak, ya kardeşim bu insanlar tutukluyken siz adayı gösterdiniz. Göstermeseydiniz bu adamlar dışarıdayken içeri girmedi gibi. Mesela bu doğru mudur? Bu başka bir tartışma konusu. Bu da doğru değil. Şimdi Türkiye'de yasalar değil? Değişmedi ki. Sizin bir milletvekiliniz de müebbet ağırlaştırır müebbet istendi hakkında. Şimdi Türkiye'de bir şey değişmedi ki. 1987'de cezaevinde seçilen Sayın Ahmet Türk milletvekili olarak parlamento çalışmalarına katılmadı mı? 1900 Osman Bölükbaşı tutuklu. Olabilir diyorsunuz bunlar. Oldu, Türkiye'de yaşandı. Sabah Tuncel milletvekili olduktan sonra tutukluyken milletvekili seçilmedi mi? Peki. Değişen yasalar değişmedi. Kanun değişmedi. Değişen hükümetin anlayışı değişti. Bu nedenle insanlar cezaevlerinde daha fazla... Son bir soru soracağım. Buyurun. Çünkü sürem doldu. Reklamdan sonra cevap vereceksiniz zaman. Veli Ağbaba'ya son sorumu aykırı sorularda şöyle soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı kanatla ilerici kanat arasında bir çatışma olduğu söylendi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yasağı getirdiği söylendi falan. Bunları biliyoruz. Bugün de Veli Ağbaba buradayken biz şunu soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir bölge milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Bu gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorununun çözümü açısından bir kan kaybı, bir ideolojik yoksulluğu mudur? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kürt meselesine yönelik bir müdahalesi olacak mıdır? Ve bu ayrılışı gayri ahlaki bulur mu? Nasıl değerlendirir? Reklamlardan sonra. Aykırı sorularda CNN Türk ekranında ve CNN Türk radyoda ben Emre Aysever, konuğum Malatya Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Veli Ağbaba. Tek sorum var. Partinizde bir yarılma olduğu, Kürt sorununda ulusalcı kanatla sosyal demokratların ayrıldığı söylendi. Konuşma yasağı geldi. Ve son noktada da bir milletvekili istifa etti ve daha sonra AK Parti'ye katıldı. Bu sürece nasıl bakıyorsunuz? Bu tabii Adıyaman milletvekilinin ayrılmasının siyasi değil, duygusal sebeplerden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani o duygusal sebepleri de ön açık. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendini ifade edememe gibi bir sorun yok. Bakın duygusal derken yani farklı, Cem Yılmaz var ya bir duygusal para meselesi. Yani onu araştırıyoruz. Öyle bir sebep. Ama düne kadar arkadaşınız olan birisi hakkında bunu söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bu sayın milletvekili daha düne kadar AKP hakkında söylemediği bir şey yoktu. Bizim partimizde her ortamda kendini rahatlıkla ifade eden, konuşan birisiydi. Niye gitti peki? Mecliste bilemiyorum onun yani siyasi ahlak, siyasi etik yani bu siyasi ahlak açısından, siyasi etik açısından kabul edilebilecek bir şey değil. Bunun bir Kürt sorunun çözümüyle ilgili, özgürlüklerin çözümüyle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Kendisine o zaten başbakan kendisine rozet takarken Hacettepe'de Kürt öğrencilerin üzerine gazlı, biber gazı saldırılar oluyordu. Hacettepe kuşatılmıştı. Bunun siyasi ahlakla, siyasi etikle ilgisi yok. Tamamen farklı sebeplerden geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bizim partimizde hakikaten... Ama bu yarılma oldu partide. O dediğinizde ben öyle bir yarılmayı görmedim. Bizim partimizde ben de... Biz mi uyduruyoruz? Yani şöyle, tabii ki bizim partimizde farklı kanatlar var. Sosyal demokrat bir partiyiz ama bir yarılmayı göremedim ben hala şimdiye kadar. Bir yarılma diye bir şey yok. Ama birisi diyecek yakında görürsünüz. Farklı düşünen arkadaşlarımız var. Bu da doğal bir şey. Olması da gereken bir şey. Farklı şeyler söyleyen arkadaşlarımız da var. Bazı konularda benim de farklı düşündüğüm, arkadaşlarımdan farklı düşündüğüm konular var. Ama bu bir yarılmayı göstermez. Yarın Nevruz katılacak mısınız? Ben yarın Nevruz'u tutuklu milletvekilleriyle Silivri'de
tutuklu hasta tutuklu Fatih İlmoy ile kutlayacağım. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmak isteyen üyelere katılma demeyiz. Tabii ki katılmak isteyen, kutlamak isteyen bu. Peki bu barış sürecine bir katkı olmaz mıydı? Tam kadro gitseydiniz. Yani mesela. Bizim tabii böyle bir siyasi partinin yapmış olduğu bir etkinlik bu Diyarbakır'daki etkinlik. Bizim ona katılmamız bir siyasi partinin etkinliği sonuçta ama biz de Nevruz'u kendi içimizde kutluyoruz. Nevruz'u kutlayan örgütlerimiz de var. Nevruz yemekleri veren örgütlerimiz de var. Biz dolayısıyla bayram bizim bayramımız. Her yerde kutluyoruz. Tabii bayram bizim bayramımız ki bununla ilgili kanun teklifi vermiş bir partiyiz biz. Bunda bir sıkıntımız yok. Her yerde kutlarız Nevruz'u. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, aykırı soruları bu akşam tamamladık. Yarın Türkiye için bahar olsun, Türkiye için dostluk olsun, kardeşlik olsun. Bütün ön yargılardan sıyrılalım. Bir cümlelik bir şey var. Bir cümle. Şimdi gereken Twitter'dan baktım. Bu keyfi yasakladık cezaevinde. Bakın yarın Tekirdağ cezaevinde açlık grevi başlamış. 10 kitap sınırlaması var. Sincan cezaevinde 10 kitap sınırlaması var. Bazı cezaevlerinde kitap sınırlaması yok. Bazı cezaevlerinde kitap sınırlaması var. Kitabın sınırlanmasının sebebi ne biliyor musunuz? Nedeni ne biliyor musunuz? Adalet Kalkınma Partisi'nin demokrasi anlayışı güvenlik gerekçesi. Kitap nasıl güvenliği tehlikeye düşürebilir ki o kitaplar cezaevinin onayıyla sokabiliyorsunuz. Bakıyorlar, okuyorlar, araştırıyorlar. Tekirdağ cezaevinde 10 kitapla sınırlandırdılar. Orada açlık grevi var. Bütün cezaevlerinde farklı sayıda var. Anladım. Evet. Bunu da dinlendiniz. Evet, yarın Nevruz Bayramı. Türkiye'de bu bayramından haberdar olanlar olduğu kadar olmayanlar da vardı. Bu da bir yeni öğrenme süreci olacak. Herkesin bu bayramı gönlünden kutlamasını diliyorum. Bu bir. İki, Malatya'dan bize tweet atan sevgili dostlarımız, kayısıyı unutmayın dedik. Kayısıyı asla unutamayız. Türkiye'nin en büyük lezzetlerinden biri. Kayısı da don vurdu. Kayısı don vurmuş ama o kayısı Türkiye demek. Türkiye'nin en güzel lezzetlerinden biri. İnşallah yarın akşam bu saatlerde güzel şeyler konuşmak için burada olacağız. Türkiye'nin en çok umuda, barışa, dostluğa ihtiyacı var. İçerideki mahkumların da bir an önce sevdiklerine kavuşmasını diliyorum. Ve insan haklarının tesis edildiği bir Türkiye diliyorum. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere. Çok teşekkürler.